Bakteriler uygun yaşam şartlarında ikiye bölünerek çoğalırlar. Yani belirli bir süre içerisinde gıdaların üzerinde bulunan bakteri sayısı iki katına çıkar. Bunu bir örnekle açıklayalım. Buzdolabına koymayı unuttuğumuz yarım kilo kıymanın üzerinde 10 adet insan sağlığına zararlı bakteri bulunsun. Bu bakterilerin 10 dakikada bir çoğaldığını varsayalım. 10 dakika sonra kıymanın üzerinde bakteri sayısı 20 adet olacaktır. 20. dakikanın sonunda 40 adet, 30. dakikanın sonunda 80 adet, 40. dakikanın sonunda 160 adet, 50. dakikanın sonunda 320 adet, 60. dakika yani 1 saat sonra kıymanın üzerinde 640 adet bakteri olacaktır. Kıymanın üzerinde 2 saatin sonunda 40.960 adet, 3 saatin sonunda 2.620.000 adet bakteri bulunacaktır. Gördüğünüz üzere buzdolabına koymayı unuttuğumuz kıymanın üzerinde bulunan 10 adet bakteri 3 saat sonra 2.5 milyon adetin üzerine çıkıyor. Bu bakterilerin 10 bin tanesi bizi hasta etmek için, 1 milyon tanesi de bizi öldürmek için yeterlidir. Gıdalarımızda bulunan bakterilerin nasıl çoğaldığını gördük. Peki sağlığımızı önemli derecede tehdit eden bu küçük canlılar yaşamak ve çoğalmak için neye ihtiyaç duyarlar? Bakteriler de aynı bizler gibi gıda, su, hava, uygun ortam sıcaklığı ve zamana ihtiyaç duyarlar. Bakterilerin bu ortam şartlarını buldukları anda Az önce verdiğimiz örnekteki gibi çok hızlı bir şekilde çoğaldığını unutmayalım. Bakterilerin en çok sevdikleri yiyecekler protein içeriği yüksek olan yiyeceklerdir. Et ve et ürünleri, yumurta, balıklar ve deniz ürünleri, tavuk ve tavuk ürünleri, krema, süt ve süt ürünleri bakterilerin en çok sevdiği gıdalardır. Hava bakterilerin bir taşıyıcısıdır. Mutfağımızda bulunan toz zerrecikleri ve bu toz zerreciklerine bağlı olarak bulunan bakteriler hava yolu ile gıdalara bulaşabilirler. Grip, nezle gibi solunum yolu hastalığı olan kişiler mutfakta çalışırken öksürüp hapşırdıklarında bu canlılar hasta kişilerden gıdalara bulaşabilirler. Havanın taşıyıcı özelliği olmasının dışında birçok bakteri aynı bizler gibi yaşamak için oksijene ihtiyaç duyarlar. Gıdalar doğrudan hava ile temas ederek bekletildiklerinde bakteriler ihtiyaç duydukları oksijeni havadan kolayca temin edebilirler. Su da hava gibi bakterilerin bir taşıyıcısıdır. Taşıyıcı olmasının yanı sıra su bakterilerin yaşamını devam ettirebilmesi için hayati önem taşımaktadır. Aynı bizler gibi vücutları yüksek miktarda sudan oluşan bakteriler su içermeyen ya da su içeriği çok düşük olan gıdalarda yaşayamaz ve çoğalamazlar. Gıdaların imalatında kullanılan suyun temiz, bakterilerden arındırılmış olması bu nedenle çok önemlidir. Gıdaların içine ilave edilen su mikroorganizmalardan arındırılmamış ise bu küçük canlıların o gıdanın içerisinde çoğalması olasıdır. Bakterilerin yaşayabilmesi ve çoğalabilmesi için ortam sıcaklığı çok önemli bir etkendir. Genel olarak bakteriler 5 ila 63 derece arasında rahatça yaşayabilir ve çoğalabilirler. Bu nedenle bu sıcaklıklar arasında bakteriler tehlikeli olurlar. Bu sıcaklık aralığında tüm bakterilerin en çok sevdiği, yaşadığı ve hızlıca çoğaldığı sıcaklık 37 santigrat derecedir. 37 santigrat derece aynı zamanda bizim vücut sıcaklığımızdır. Bu demek oluyor ki insan vücudu bakterilere hızlıca çoğalabilmesi için uygun bir ortam sıcaklığı sağlamaktadır. Ortam sıcaklığı ya da gıdanın sıcaklığı 5 santigrat derecenin altına inmeye başladığında bakteriler üreme faaliyetlerini durdurur ve spor forma geçmeye başlarlar. Bazı bakteriler 5 santigrat derecenin altında da üremeye devam edebilirler. Ortamın ya da gıdanın sıcaklığı 0 santigrat derecenin altına indikçe bakterilerdeki üreme faaliyetleri tamamen durur ve tüm bakteriler spor forma geçer. Yani bakteriler kendilerini koruma altına almış olurlar. Ortamın ya da gıdanın sıcaklığı 63 santigrat derecenin üzerine çıktıkça bakterilerin bir kısmı spor forma geçerken bir kısmı spor forma geçemez. Ancak bu sıcaklığın üzerinde hemen hemen tüm bakteriler üretim faaliyetlerini durdurur. Spor forma geçemeyen bakteriler 63 santigrat derecenin üzerine çıkıldıkça ölmeye başlar. Fakat spor formdaki bakteriler ölmezler. Sıcaklık 100 santigrat dereceye yaklaştığında spor formda olmayan bakterilerin hemen hemen tamamı ölür. Ancak spor formdaki bakteriler hala canlılıklarını korurlar. Gıdalarımızda bulunan tüm bakterileri öldürmek istiyorsak gıdanın sıcaklığını 100 santigrat derecenin üzerine çıkarmamız gerekir. 100 santigrat derecenin üzerinde spor formunda olsun ya da olmasın tüm bakteriler ölürler.